Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli başkanı, değerli il başkanım, değerli sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, bugün Çankırı'da biz ekonomiyi nasıl görüyoruz, bunları size anlatmak ve sizlerin de ekonomiyle ilgili şikayetlerini, görüşlerini dinlemek üzere Çankırı'yı ziyaret ediyoruz. Bu imkanı bize veren, salonlarını açan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkürlerimi önce arz ediyorum. Evet, bugün Türkiye nereye gidiyor, biz nasıl görüyoruz? Bu konuda kısaca size bir sunum yapacağım. Şimdi uzunca bir dönemdir Türkiye 3 tane büyük krizi iç içe yaşıyor. Bunlardan birincisi bir ekonomik kriz. Ekonomik krizin arkasında da büyüme modelinin tıkanması var. 2007'den sonra Türkiye'nin benimsemiş olduğu bu benim de hazırlanmasında bürokrasi kanadında teknik altyapısında koordinatör rolü oynadığım güçlü ekonomiye geçiş programı miadını doldurdu. O tarihten sonra ciddi bir büyüme programına geçilmesi lazımdı. Ama dışarıdaki iklimin de elverişli olması nedeniyle mevcut iktidar bu geçiş programını sürdürmeyi tercih etti. Dolayısıyla Türkiye borçlanarak ekonomiyi şişirme stratejisini, rekabet gücünü arttırarak ekonomiyi büyütme stratejisine tercih etti. İkinci önemli konu bir devlet krizi. Bu tek adam rejimine geçişin düğmesine basılmasıyla birlikte Türkiye'de özellikle devlet tarafında, devletin kurumlarıyla ilgili olarak, demokrasinin kalitesiyle ilgili olarak, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı konularında çok ciddi patinajlar yaşamaya başladık. İşte o dönemde hatırlayın, işler hain bir darbe girişimi noktasına kadar geldi. Bunların hepsi devlet krizinin çeşitli göstergeleri. Bugün mesela en son yaşadığımız Merkez Bankası'ndaki kriz de yine devlet krizinin bir başka göstergesi ve o tabii ekonomiyi de vuruyor. Bir başka önemli konu 2020 yılında başlayan, tüm dünyayı etkileyen, bizi de bu kırılganlıklar nedeniyle yani hem ekonomik hem devlet krizi nedeniyle daha da fazla etkileyen sağlık krizi, pandemi. Bununla beraber pandemiyle birlikte bu üç kriz birleşince Türkiye ciddi bir buhran yaşamaya başladı. 2023 hedefleri 2011 yılında ilan edilmişti. 2023 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2 trilyon dolar olacaktı. Hedef buydu. Ama her geçen gün bu hedeften uzaklaştık. 2013'ten sonra ciddi bir sapma başladı. Ve bugün geldiğimiz yerde 717 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya geriledik. Oysa 2023 hedefleri rotasında kalmış olsaydık bugün milli gelirimiz 1,6 trilyon dolar olacaktı. Yani kaybımız 892 milyar dolar oldu. Hedeflerden sapmanın, ekonomiyi düzgün yönetmemenin, devlet krizi nedeniyle sapmanın maliyeti bu oldu. Türkiye son 2017'den itibaren baktığımız zaman özellikle 2018'den sonra büyüyemiyor. Bunlar üçer yıllık hareketli ortalamalar. 2017 yılında 3 yıllık büyümenin ortalaması %5,6 iken 2020 yılında bu %1,9'a kadar düştü. Çok hızlı bir aşağı doğru gidiş var ve Türkiye'nin bu yaklaşık 97 yıllık ortalama büyümesi de %4,8, yani onun da altına inmiş vaziyetteyiz. Türkiye 2013 yılında gayri safi yurt içi hasıla olarak 958, yani 1 trilyon dolara dayanmıştı. 2013 yılından sonra 717 milyar dolara kadar geriledik. Burada da 241 milyar dolarlık bir erime ile karşı karşıyayız. Bir başka tabii önemli konu istihdam, iş yaratabilme. Bir ekonomi politikasının en önemli başarısı
çalışmak isteyenlere iş verebilmesiyle ölçülür. Ama Türkiye'de her yıl çalışma çağındaki nüfus 900 binin üzerinde artıyor. Buna karşılık yaratılan işler düşüyor. Hatta son 2 yıldır 2019 ve 2020 yılında üst üste çok ciddi işi olanlar işini kaybettiler. Yani 2019'da 658 bin kişi işi varken o işi kaybetmiş. 2020'de de 1 milyon 268 bin kişi işini kaybetmiş. Dolayısıyla bu da yine ekonomi tarafında çok ciddi bir sıkıntının olduğunu ortaya koyuyor. Dur dediğiniz lokantaya siz ama bunu telafi etmek için sana kredi vereceğim dediğinizde bu olmuyor. Adam çalışmıyor ki krediyi nasıl ödeyecek? Yine salgını çok kötü yönettik. Bakın 1 Mart tarihinde Türkiye'nin haritasını. Yani genellikle bütün buraları Orta Anadolu'da dahil hep sarı. Bu buraya lebalep doldurduk kongre salonlarını diyordu Cumhurbaşkanı. Lebalep kongre salonlarını doldurduğunuz zaman vatandaş da şunu diyor. Demek ki bu iş o kadar önemli değil. Biz de lebalep birlikte olalım diyor. Hem kongre salonlarından hem bu şeyi gevşettiğiniz için Türkiye'nin her yerine her yerinde gevşettiğiniz için hastalık yayıldı ve 30 Mart bir ay sonra geldiğimiz noktaya bakın kıpkırmızı. Peki bunun bedeli kime çıkıyor? Bunun bedeli yine esnafa çıkıyor. Ne oldu? Cumhurbaşkanı 29 Mart 2021 tarihinde hafta sonu ülke genelinde sınırlama uygulayacağız dedi. Bir de Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak dedi. Halbuki iftar saatleri Türkiye'de lokantacılık, lokanta esnafının en fazla iş yaptığı saatler. Şimdi o işi yapamayacaklar. Bu nedenle de çok büyük sıkıntı var. Peki ne vereceğiz? 1500 lira para vereceğiz. Bir de sigorta paralarını ödeyeceğiz dediler. Tabii bu da hiçbir şekilde yeterli değil. Peki Türkiye'nin aslında karşı karşıya olduğu en büyük risk nedir diye bana sorarsanız, ben en önemli risk Türkiye'nin dış borcudur. Bir yıl içinde Türkiye'nin 190 milyar dış borcu çevirmesi lazım. Bunun üstüne bir de 14 milyar dolarlık cari açık tahmini var. Bunu da koyduğunuz zaman tam 200 milyar dolar para bulmamız lazım. Buna karşılık bu 200 milyar dolarlık para bulma ihtiyacına karşılık öbür taraftan Türkiye son bir buçuk yılda 128 milyar dolar Merkez Bankası kasasındaki rezervi buharlaştırdı. Dolayısıyla bugün baktığınız zaman net rezervlerimiz de net rezerv hesabı Merkez Bankası'nın negatif, eksi, açık veriyor. 40 milyar dolar açık veriyor. 190 milyar dolar burada ihtiyacımız var. 10 milyar dolar cari açıktan geliyor. 40 milyar dolar da rezerv açığımız var Merkez Bankası kasasında. Dolayısıyla durum ciddi. O nedenle de her yanlış yaptığımızda Türk lirasının değeri çok hızlı düşüyor. Faizler çok hızlı oynuyor. Bu işi yönetebilmek için faizleri çok fazla kullanmak zorunda, çok fazla yükseltmek zorunda kalıyoruz. Peki bu borçlar kimin borçları diye baktığımız zaman ağırlıklı olarak bankaların borçları çevrilecek. Onlar çeviriyor. Yani bak bugüne kadar belli bir maliyet ödeyerek çeviriyor. Ama öbür tarafta reel sektörün borcu var 73 milyar dolar bu yıl ödenmesi gereken. Bütçenin borcu var 6 milyar dolar. Ama esas mühimi, ilginç olanı Merkez Bankası'nın 23 milyar dolar geri ödemesi gereken kısa vadeli borcu var. İşte swap dediğimiz şey bu. Hani swaplar hariç, swaplar dahil diye hesaplar yapılıyor bugün. Bunu düştüğünüz zaman tabii eksi 40 milyar dolara kadar gidiyorsunuz. Şimdi son birkaç ay derken ekonomi yönetiminde yapılan değişikliği dikkate alıyorum. Büyük bir umutla yeni bir ekip geldi. Yeni ekip geldi ama yeni ekip bu işleri yaparken bazı hatalar yaptı. İki defa yani 2018'den bu yana yani son 3 yılda 4 defa TÜİK Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı değişmiş. Çünkü TÜİK Türkiye'de veri üreten, resmi verileri üreten kurum.
Siz resmi verileri üreten kurumun yönetimini bu kadar çok sık değiştirirseniz herkes ne oluyor der. Zaten TÜİK veriyle, TÜİK'in ürettiği istatistiklerle ilgili de çok ciddi soru işaretleri var insanların kafasında. Yine aynı şekilde son 3 yılda 4. kez Merkez Bankası Başkanı atanmış. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani merkez bankaları esas itibariyle istikrar müesseseleridir. Dolayısıyla oraya bir tane başkan atadığınız zaman o adam en az 5 yıl orada kalır. Biz 140 günde Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Son Merkez Bankası Başkanı değişti. İnsan hakları ve ekonomik reform paketleri dendi ama bunda da gerçekten Türkiye'de beklentileri değiştirecek. Artık oyunun kuralları değişti. Türkiye farklı bir şekilde yürümeye başlıyor. Bu nedenle artık Türk ekonomisine güveniyoruz dedirttirecek bir takım tedbirler yoktu. Yani insan hakları paketinde dönüp baktığınız zaman ilk cümlesi daha Fransız devriminde kullanılan cümle, o kadar geriye gitmiş vaziyette. Açıklanan ekonomik reform takvimine de baktığımız zaman takvim bir kere vadeler çok uzağa gitmiş. Kısa dönemde alınacak öyle çok fazla bir tedbir yok. Bu kadar hani paketin en önemli tedbirlerinden biri olarak açıklanan götürü usulde vergiye tabi esnafın gelir vergisinden muafiyetiyle ilgili düzenlemeyi bu yılın sonuna atmışlar. Şu anda esnaf zor durumda. Bu yılın sonunda siz onu gelir vergisinden muaf tutsanız ne olur? Muaf tutmasanız ne olur? Şimdi muaf tutulması lazım. Yine biraz önce söyledim. Türkiye'de hakikaten şeffaf olmayan, saydam olmayan bir biçimde, usullere uymayan bir biçimde 128 milyar dolar rezerv satıldı. 2016 yılına kadar rezervler satıldığı zaman Merkez Bankası şu gün şu kadar sattım, bunu yaptım, şunu yaptım diye en geç 2 gün gecikmeyle açıklardı. Hiçbir şey açıklanmadı. Kim aldı, kim sattı, kime satıldı, hangi usulle satıldı, nereden satıldı bilen yok. Bu tabii çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Dolayısıyla bunun nasıl ve kimler tarafından kullanıldığı konusunda bir araştırma yapılması lazım ki ekonomide yeniden güveni sağlayabilirsiniz. Ama böyle bir araştırma da yapılmadı. Siyasi belirsizlik ciddi şekilde arttırıldı. İşte parti kapatmaları, milletvekillerinin düşürülmesi, bütün bunlar Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen insanların kafasını karıştırıyor. Yani bugün dünyaya dönüp baktığımız zaman eskisi gibi bir dünya yok. Eskiden 2000 yılından sonra yani 2001-2002'den sonra dünyada müthiş bir sermaye bolluğu vardı. Yabancılarda müthiş bir risk alma iştahı vardı. Ülke iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor hiç bakmıyorlardı da. Ama bugün öyle değil. Bugün ülkelerin doğruları yapması çok önemli. Onun için ben bunları sayıyorum burada. Bu yanlışları yapmamış olsaydık, Türkiye bugün 8 lira 20 kuruşluk bir kurla karşı karşıya kalmazdı. Neye rağmen? %19'luk faize rağmen. Dünyada böyle bir şey yok. Bir Arjantin'de var, bir de bizde var. Dolayısıyla bir taraftan yüksek faize mahkum olduk ama yüksek faiz de Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçemedi. 18 Mart günü bir gece, iki tane gece yarısı kararnamesi çıktı. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'yi çıkaran kararname. Cumhurbaşkanlığı kararı tek imzayla. Bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden çıktık. Bu tabii medeni dünya içinde Türkiye ile ilgili kafalarını karıştırdı. Ya Türkiye bu insan hakları sözleşmesinden niye çıkıyor dediler. Ve Türkiye ile ilgili algıyı olumsuz etkiledi. O yetmedi, onun üstüne daha yeni atanmış olan Merkez Bankası Başkanı'nı 3-4 ay sonra görevden aldı. Merkez Bankası Başkanlarını böyle görevden aldığınız zaman ortalığın karışacağını kabul etmeniz, bilmeniz lazım. Peki bu bilinen bir husustu diyelim. O zaman Merkez Bankası Başkanı'nı niye aldınız? Bu kadar karışıklığı, bu kadar ortalığın birbirine girmesini göze alarak. Yüksek faizi 200 bas puan arttırdı diye
aldıysanız, o zaman hemen yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın bu 200 bas puanı, artan 200 bas puanı geri alması lazım. Ben bunu yapmayacağım dedi. Hatta faizin düşeceği konusunda hiçbir garanti yok dedi. Yetmez. 128 milyar doları satmanızın gerekçesi olan faizi düşürürseniz enflasyon düşer. Gerekçesinde elinin kenarıyla bir yana itti ve dedi ki enflasyon düşene kadar faizler hep enflasyonun üstünde kalacak dedi. E hani faizi düşürünce enflasyon düşüyordu? Böyle bir şey de olmadı. Ve sonuç itibariyle Türk ekonomisinde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Aslında şu rakamlara baktığım zaman ben geçmişte Türkiye'nin yaşadığı krizleri gören biri olarak aslında ağır çekim bir finansal türbülansın içinde yaşıyoruz. Yani dolar 19 Mart'ta 31 Mart arasında topu topu 15 günde %15 değer kaybediyor. Burada 8.32, bugün 8.22, oralarda bir yerde. Avro kuru %14 değer kaybetmiş. İstanbul borsasında endeks %8,7 düşmüş. Türkiye'nin risk birimi 178 puan birden artmış. Bu ne demek? Dışarıdan borç aldığınız zaman bunun üstüne faiz binecek demek. 10 yıllık tahvilin faizi 5 puan birden artmış. Merkez Bankası'nın politika faizi de 19 Mart'tan 31 Mart'a 2 puan artmasına rağmen kurlarda bu hareket yaşanmış. Peki bu yapılan hataların bedelini kim ödüyor? Milletimiz ödüyor. Şimdi borsadaki şirketlerin piyasa değeri bu 11 günde tam 37 milyar dolar düşmüş. Bu ne demek? Yani sizlerin, özellikle reel sektörün yurt dışından borçlanabilme kapasitesi 37 milyar dolar azalmış demek. Diğer taraftan dış borcumuz, ülkenin dış borcu bu 11 günde yapılan bu hata nedeniyle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle, bu kadar kısa süre içinde görevden alınması nedeniyle, bunun yarattığı belirsizlik nedeniyle 492 milyar Türk lirası artmış. Yani hepimizin sırtına 5000, adam başı 5882 lira borç yüklenmiş. Esnafa ne veriyoruz? Şeyi kapattığı için 1500 lira. Şimdi bu herhalde ekonomiyi iyi yönetmek değil. Bu buhrandan nasıl çıkarız? Şimdi bu buhranın arkasındaki temel neden güven. Güven yok. Shakespeare'in bir lafı var. Güven ruh gibidir diyor. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Peki ne yapmamız lazım? Çok ciddi bir yapısal değişim programını koymamız lazım ülkenin önüne. Yerli, yabancı, tüm yatırımcıların önüne ve dememiz lazım ki ben bu programla bu ülkenin yeniden küresel arenadaki yarışma gücünü arttıracağım dememiz lazım. O zaman ihtiyacımız olan ne? 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiye ihtiyacımız var diyoruz. Bunlar bizim önerilerimiz. Ama bunu gerçekleştirmek için de 3 tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Yeni kurallar ve kurumları bu 4 sütun altında toplamaya çalıştım. 1. Hukuk devleti ve demokrasiyi yeniden güçlendirmemiz lazım. Neden? Çok açık söyleyeyim. Yatırımcı da tüketici de can ve mal güvenliğinin olduğunu düşünmek zorunda. Buna güvenmek zorunda. Ama bugün baktığınız zaman buralarda çok ciddi sıkıntılar var. Yeni kural, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Tek adam parti devleti rejimi cebimizi boşalttı. Biraz önce rakamları da söyledim. Bir başka yeni kural, Cumhurbaşkanı'nın bugün Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Partili değil. Partisinin genel başkanı hiç değil. Ama tüm toplumu kucaklayan, tüm toplumu
sıkıntılar etrafında, sıkıntıların çözümleri etrafında birleştirebilen bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün en önemli açıklarından bir tanesi de sadece ödemeler dengesi açı değil, birleştirici bir cumhurbaşkanı açı. Bir başka önemli kural kuvvetler ayrılığı, güçlü bir kuvvetler ayrılığına ihtiyacımız var. Yani iş adamı devletle bir davası olduğu zaman bağımsız bir mahkemeye gidip o bağımsız mahkemenin devletten yana ya da hükümetten yana tavır almadan kendi meselesini çözebileceğinden emin olması lazım. Bir başka önemli olay seçim yasasının değişmesi lazım. Ve burada milletin vekilinin milletin seçmesi lazım. Yani buradan da vesayetin kalkması lazım. Meclisin üzerinde bugün mevcut olan icranın vesayeti de kalkması lazım. Liderlerin vesayetinin de kalkması lazım. Yeni kural siyasi ahlak yasasının çıkarılması lazım. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin şu 3-4 gündür yaşadıklarına bakın. Küçücük bir çocukta milyarlık lüks arabalar. Milletvekilinin danışmanının çantasından dökülen paralar. Bunlar ne? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Türkiye'nin gerçekten bunları sorgulayacak bir siyasi ahlak yasasına mutlaka ihtiyacı var. Yeni kurum dediğimiz zaman Ekonomik ve Sosyal Konsey. Bu anayasal bir kurum. Mevcut yasada da var ama bunu bir türlü toplamıyorlar. Bunun düzenli olarak toplanması ve milletin kendi özellikle ekonomide dertlerine çözüm üretirken ortak aklı kullanması lazım. Bir başka önemli iki tane yeni kurum Ulusal Vergi Konseyi. Vergilerin konması, kaldırılması, takip edilmesi bütün bunlarda herkesin ortak aklına ihtiyacı var. Bir de kesin hesap komisyonu yani bütçeden ne harcadınız bir yıl önce ne yaptınız bunun ayrı bir komisyonda incelenmesi lazım. Şimdi plan bütçe komisyonunda bütçeyle beraber inceleniyor. Dolayısıyla gözden kaçıyor. Ayrı bir komisyon olacak. Başında ana muhalefet partisinden bir insan olacak. Ve bir yıl önce yapılan edilenleri bu komisyon inceleyecek. Bir yeni kurumda Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Ben şunu söyleyeyim. Aslında uzun yıllar önce Dünya Bankası'nın bir raporu vardı. O raporda diyordu ki eğer siz Orta Doğu'da barışı, istikrarı, özellikle Akdeniz bölgesinin, yani Akdeniz'in güneyi, Afrika'nın kuzeyi de dahil sağlayabilirseniz, işbirliği sağlayabilirseniz, bütün ülkeler bundan çok büyük bir fayda sağlar. Ve Türkiye'nin mesela gayri safi yurt içi hasılası, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir barış ve istikrarın işbirliğinin sağlanmasıyla birlikte ortalama %4-5 civarında artma imkanı vardı. Bu çok tabii tek bir olayla 4-5 civarında gayri safi yurt içi hasılanız artıyorsa yüzde bu çok önemli bir katkı. Yine bir başka böylece akılcı, barışçı, gerçekçilikten sapmayan, diplomasiye dayanan, milli, iş dünyasının ve ihracatçıların önünü açacak bir dış politikaya ihtiyacımız var. Bir başka önemli husus Türkiye üreten bir ülke olması lazım. Yani borçla şişen değil, üreterek büyüyen bir ülke olması lazım. Yeni kuralımız borçla ekonomiyi şişiren değil, üreterek ülkemizi zenginleştirecek bir büyüme stratejisi. Ne var bunda? İç ve dış tasarruflara betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirmek gerekiyor. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmak gerekiyor. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmak gerekiyor. Bu dijital yeşil ekonomi meselesine bir sonraki slaytta geri döneceğim. O önemli. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmalı ve dünyayla rekabet edecek bir iş gücünü yetiştirmemiz lazım. Yani Almanya'daki iş gücü, Alman iş gücü bir saatte ne kadar mal üretiyorsa ben ondan daha fazla mal üretebilmeliyim. Bu yetenekleri vermeliyim kendi iş gücüme. Yine eğitimde iş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Biraz önce dediğim insan gücü planlamasına önem vermeliyiz. Bir başka yeni kural, buhranı üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programını derhal uygulamaya sokmamız lazım. Buradan açıkça söylüyorum. Aslında bu pandemi bir dünya savaşı. Ve yabancıların da söylediği gibi bu dünya savaşını kazanacak olan ülke kendi şirketini, kendi esnafını, kendi çiftçisini, kendi işçisini ayakta tutacak olan ülkeler. Bunu mutlaka başarmamız lazım. Yani dolayısıyla bu üreten sektörler üzerinde bu buhranın yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programı uygulamalıyız. Esnaf dükkanını açmalı.
Çiftçi tarlasını sürebilmeli, işsizler işlerine kavuşmalı yeniden. Bir başka önemli kural, sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde kamucu yaklaşımda kendi kendine yeterlik ilkesini esas alacağız. Sağlık ve kamunun, sağlık ve gıda sektörlerinin, beslenmenin, bu pandemide gördük ki bu alanlarda bir ülkenin kendi kendine yeterli olması stratejik bir olay. Onun için de burada gerekirse devletin de işletmecilik yaparak bu alanda Türkiye'yi kendi kendine, her iki alanda da Türkiye'yi kendi kendine yeterli hale getirmemiz lazım. Bir başka önemli konu, uluslararası standartta uygun yeni bir kamu ihale yasası çıkarmamız lazım. Şu andaki kamu ihale yasasına baktığınız zaman her yeri istisna. Rekabet yok, yarışma yok, yerliyi kayıran bir ihale kanunu da değil. Dolayısıyla bütün bu unsurları içine alan uluslararası standartta yeni bir ihale kanununa ihtiyacımız var. Stratejik planlama teşkilatını yeniden kurmalıyız. Ve tüm OSB'lerde teknoloji liseleri kurmalıyız. Ayrıca teknoloji liseleri de yetmiyor. Teknik üniversite örneklerini mesela Ankara'da var. OSB'lerdeki teknik üniversite örneklerinden son derece faydalı. Yani OSB'lerde sanayi ile eğitimi iç içe hale getirmemiz lazım. En önemli olaylardan biri bu Türkiye'de. Çünkü şu anda sanayici çalıştıracak adam alıyor, insanlar iş arıyor ama ikisinin yetenekleri birbirine uymuyor. Birinin talep ettiği iş gücüne öbürünün eğitimi uymuyor. Yani çok ilginç bir şey. Üniversite mezunlarından şikayet ediyor sanayici. Diyor ki yani geliyor bir şey bilmiyor. Bir başka önemli ayak, güçlü sosyal devlet. Yeni kural, aşırı teknoloji kullanımının işsizliğe neden olmaması için refah devleti 3.0 politika çerçevesini gerçekleştirecek. Bu çok yeni bir şey. Şimdi uluslararası para fonu da bunu tartışmaya başladı. Yani aşırı teknoloji kullandığınız zaman lüzumsuz yere kaliteli iş gücünü üretim sürecinin dışına çıkarıyorsunuz. Burada devlet düzenleyici ve denetleyici bir rol oynamak suretiyle bu şeyi israfı önlemesi lazım. İki, kadın ve genç işsizliğini hızla azaltmak, iş gücüne katılımını arttırmak amacıyla kendi işini kuracaklara, küçük iş yeri açacaklara özel destekler sağlanmalı. Üç, asgari ücretten vergi alınmamalı. Örgütlü bir toplum adil bölüşümün ön koşulu, dolayısıyla çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri uluslararası çalışma örgütünün normlarına uyumlu hale getirmemiz lazım. Bugün mesela en sağda olan uluslararası kuruluşlar dahi sendikalı yaşamı savunmaya başladılar. Neden? Çünkü geliri dağıtamadığınız zaman, gelir birilerinin elinde toplandığı zaman ekonomi duruyor. Onun için sürekli geliri dağıtabilecek bir takım politikaları uygulamamız lazım. Emekçilerin büyümeden pay alabilmesi için de bu örgütlü şeye geçmek lazım. Ama son olarak da bir tane kurum burada öneriyoruz. Aile Destekleri Sigortası Kurumu. Bu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de imzaladığımız sözleşmede yer alan sigortalardan bir tanesi. İspanya bu kriz döneminde, pandemide bunu uygulamaya başladı. Yani çalışmayan yurttaşlarını bu pandeminin etkilerinden koruyabilmek amacıyla Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nu kurdu. Biz bunu uzun yıllardır söylüyoruz. Biz şu önemli bir şey. Yani bunu kurarsak bugün tartıştığımız mesela kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, 1400 liralık ayda işte günlük 70 liraya tekabül eden bir şeyle insanları ücretsiz izine çıkartmak falan gibi bir takım tedbirlere ihtiyacımız kalmayacak. Aile Destekleri Sigortası Kurumu üzerinden birçok sorunu çözme imkanını bulacağız. Son olarak dördüncü sütun sürdürülebilirlik. Yani bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınmalıyız. Buradan ne kastediyoruz? Bir, çevreyi bozmamalıyız. Çevreyi bozmamalıyız derken bunu anayasal ekosistemi, anayasal güvence, ekosistem hakkını anayasal güvence altına almalıyız. Ama ikinci kural burada bence çok mühim. Bu yeşil mutabakata uyum sağlamak, bu Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak.
Şimdi eğer biz Avrupa Birliği'nin bu yeşil mutabakatına uyum sağlamaya şimdiden başlamazsak yarın öbür gün biz Avrupa Birliği'ne ihracat yapmakta zorlanırız. Kısalan bu üretim zincirlerinin Türkiye'ye sağlamış olduğu avantajı bu kriz sonrasında elimizden kaçırırız. O nedenle yeşil mutabakata uyum sağlamak ve Paris İklim Anlaşması'nı imzalamamız lazım. Bir başka önemli olay. Hükümet son bu açıkladığı tedbirlerde dedi ki yeşil tahvil ihraç edeceğiz. Yani çevreyi duyarlı projeleri geliştirecek, destekleyecek finansmanı sağlamak için yeşil tahvil. Çok açık söyleyeyim, bunları yapmazsak bugün dünyada gerçekten çok rahat bir borçlanma alanı olan bu yeşile borç verme, yani çevreciliği destekleyecek projelere borç verme olayından yararlanamayız. Halbuki bu alan Türkiye'nin gerçekten çok rahat borçlanabileceği bir alan. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Bu tabii BDDK gibi ama daha da önemlisi mesela Merkez Bankası. Yani bugün Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Onun içinde kimse Merkez Bankası Başkanı onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. Kimse inanmıyor. Herkes şimdi bir tek yere bakıyor. Tek adam ne diyecek? Çünkü biliyor, bir gecede alıyor. Görevden alabiliyor. Bir başka önemli konu, gerçekten bu Türkiye'de 2018 yılında fiilen geçilen bu vesayet rejimiyle birlikte kural ortadan kalktı. Birilerinin tek imzası her şeye yetiyor. Bunu Polatlı'da bana bir çiftçimiz söylemişti. Onun için buraya yazdım. O çiftçimiz bana demişti ki biz kral değil kural istiyoruz. Evet, insanlar önünü göremiyor. Yatırımcı önünü göremiyor, çiftçi önünü göremiyor, esnaf önünü göremiyor. Çünkü kural yok. Kural olursa herkes önünü görebilecek. Bir başka önemli konu, para ve maliye politikalarının öngörülebilir olması lazım. Buralarda da belli kuralların olması gerekiyor. Mesela bir dönem hatırlarsanız çok tartışmıştık Türkiye'de mali kural meselesi. Bugün belki erken, bu şartlarda mali kural gelmeyebilir ama Türkiye bu alanda da kurallı hareket etmeyi düşünmek zorunda. Makro ihtiyati tedbir çerçevesini paydaşlarımızla beraber şeffaf bir şekilde oluşturmamız lazım. Ne diyorsunuz burada diye sorarsanız, aslında burada söylediğimiz şey şu. Yani küresel sermaye hareketlerindeki aşırı dalgalanmalardan ekonominin çok fazla etkilenmesini önleyecek bir takım önlemlerin alınması lazım. Mesela güçlü rezerv tutulması bunlardan bir tanesi. Onun dışında başka tedbirler de var. Ve son olarak da borcun sürdürülebilirliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak yeni kadrolar. Evet, ülkeyi daha önce birçok krizden çıkaran kadrolar bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Daha önce işte Türkiye'nin yaşamış olduğu en derin krizlerden sonra bizler yönetime geldik. Akif Bey geldi, ben geldim. Yine daha önce İlhan Kesici Bey'in yaptığı işler var. Abdüllatif Şener Bey'in bize biraz önce dağıttık size bizim ekonomi masasında çalışan arkadaşlarımızın isimleri. Her bir arkadaşımız mesela Tahsin Taran Bey sanayici. O dönemde sanayinin nasıl bu işten çıkması gerektiği konusunda başarılı örnekler vermiş olan bir arkadaşımız. Biraz önce burada Çetin Osman Budak Bey vardı, çıktı dışarıya. Siz tabii onu yakından tanıyorsunuz özellikle. Odalar Birliği'nin yönetim kurulu üyesiydi. Sayın Mehmet Güzel Mansur iş adamı yine o dönemleri özellikle de Arabistan Yarımadası'ndan gelen etkileri de yakından yaşamış bir milletvekili arkadaşımız. Dolayısıyla biz biliyoruz. Bu işlerin nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyoruz. İşte bu 2000 yılında yaşanan krizden sonra ben hazine müsteşarı oldum. O dönem Akif Bey de gelirler genel müdürüydü. Ve biz o dönemde %5 daralan ekonomiyi bir yıl sonra %6,4 oranında büyümesini sağlayacak bir programı yürütebildik, koyabildik. Biliyoruz devleti, istişare ve ortak akla da inanıyoruz.
Benim en büyük tecrübem şu, yani o dönemde krizden çıkarken paydaşlarla istişare etmezseniz ve adil olduğunuza inandırmazsanız, yaptıklarınızın adaletli olduğuna inandırmazsanız hiçbir program başarılı olmuyor. Dolayısıyla biz bu tecrübeyle adaletli olacağız çözümleri geliştirirken. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.